sonra heyecanlı yazda. Skandal. Çırılçıplak aile tatili. Yer Marmaris Amazon koyu. Tarih 15 gün önce. 50 metre sahilde çocuklar oyun oynuyor. Bu görüntüler olay yaratacak, bu görüntüler çok konuşulacak. Az sonra heyecanlı yazda. Haftanın güzeli Esmer. Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah versin. Az sonra heyecanlı yazda. Demet çiçekli bikinisiyle denize girdi. Sevgilisinin dudağına öpücük kondurdu. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Bodrum'dan sıcak görüntüler az sonra heyecanlı yazda. Sırada haftaya damgasını vuracak haberimiz var. Böyle skandal görülmedi. Marmaris'te bir grup turist çocukların da denize girdiği aile plajını çıplaklar kampına çevirdi. İşte heyecanlı yazın ortaya çıkardığı şok görüntüler. Skandal. Çırılçıplak aile tatili. Yer Marmaris Amazon koyu. Tarih 15 gün önce. Çırılçıplak denize girenler. 50 metre sahilde çocuklar oyun oynuyor. Bu görüntüler 15 gün önce bir tatilci tarafından amatör kamerayla çekildi. Bir grup turist özel teknelerinde cennet tatil köşelerimizden Marmaris'in Amazon koyunda demirlemiş. Yunanlı olduğunu öğrendiğimiz tatilciler masmavi sularda çırılçıplak denize giriyorlar. Buraya kadar her şey normal. Kadınlı erkekli grup çırılçıplak denize giriyor, çıkıyor ve sonrasında da duş alıyorlar. Ancak çırılçıplak da olsa her şey seyrinde ilerlerken böyle bir şey var ki dikkatimizden kaçacak gibi değil. Hayır, hayır olamaz. Gözlerimizi bir kez daha ovuşturuyoruz ve dikkatle bakıyoruz. Maalesef ki şok oluyoruz. Çırılçıplak denize giren Yunanlı turistlerin sadece 50 metre uzağında aileler çocuklarıyla tatil yapıyor. Amazon koyu civarı tatilcilere açık bir yer. Yani tatil için ideal bir kamp alanı. Zaten bu görüntüleri de oyun oynayan miniklerden birinin ailesi çekiyor. Bu görüntüleri ekranlarımıza taşımamızın nedeni, Türk aile yapısına ters bu aykırı duruma dikkat çekmek, yetkilileri uyarmak. Nasıl oluyor da ailelerin çocuklarıyla kamp yaptığı bir koyda turistler özel teknelerinde çırılçıplak denize girebiliyor? Amacımız kesinlikle anadan doğma Yunanlı turistleri ekrana taşımak değil. Sadece herkesin hakkı olan özgürce tatil yapabilme ve miniklerin oyun oynayıp denize girdiği sahilde 50 metre yakınlıktaki bir koyda değil de gözlerden ırak bir yerde olabilmesiydi. Yorumu sizlere bırakıyoruz. We'll be right back.
Haftanın güzeli Esmer. Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah versin. Az sonra heyecanlı yazda. Demet çiçekli bikinisiyle denize girdi. Sevgilisinin dudağına öpücük kondurdu. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Bodrum'dan sıcak görüntüler az sonra heyecanlı yazda. Ve şimdi sırada kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine çok çarpıcı tatil haberleriyle karşınızda olacağız. Haftanın güzeli Esmer. Bahama, bensiz öksüz mü kaldım? Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah versin. Az sonra hayalim. Heyecanlı yazda. Tatil cenneti Çeşme'den çok özel görüntüler, heyecandan ismini bilen çok özel röportajlar. Yakaladıysanız Don't City'ye yakaladınız. Ve muhteşem yaz görüntüleri az sonra heyecanlı yazda. Tatilin başkenti Bodrum bu haftada çok hareketliydi. Demet Akalın ve eski eşinin samimi görüntüleriyle başlıyoruz. Peki ünlü popçu kime dargın olduğunu söyledi? Hepsi ve daha fazlası hemen şimdi geliyor ekranlarınıza. Demet çiçekli bikinisiyle denize girdi. Şimdi gördüm, çok şaşırdım. Yeni mi geldin, burada mıydın oysa? Sevgilisinin dudağına öpücük kondurdu. Rüyamda kendimi yonca bahçesinde koşarken gördüm. Çocukluğuma geri dönmek istedim, saçımı ördüm. Tuğba evliliğe son noktayı koydu. Boşanma süreci bitti. Mahmuda, bensiz öksüz mü kaldın? Mahmuda, hani sen hiç ağlamazdın? Bodrum'a bu hafta Demet Akalın'ın bikinisiyle açıklamaları damgasını vurdu. İbrahim Bey'le kırdınız biliyorsunuz. Demet Akalın'la yaptığımız röportaja birazdan geri döneceğiz. İlk önce Bodrum plajlarında bir tur atalım. Bodrum plajları yazın yine tıklım tıklım. Lolo Tuğba'ya rastlıyoruz. Ne yaptın Tuğba? Boşanma işi bitti mi diyoruz. Kaç yalancı yaz geçirdi, buz kesti gönlüm. Boşanma süreci bitti. Boşandık. Dün. Anlaşarak ayrılmış kocasından artık herkes kendi dünyasında olacak diyor. Kadın değilim, kendim seçtim aslında yalnızlığı. Anlaşarak ayrıldık. Ben artık önüme bakmak istiyorum. Seninle, sensizliğimde. Birlikte yapamadık yani. İnşallah başkasıyla o mutlu olur. Yarın bir gün ben de olabilirim. Yani o yüzden de çok fazla uzatmanın alemi yoktu bu evliliği. Kararlıyım seni bu kez tamamen hayatımdan çıkarmaya. İnşallah yeni hayatınız sana mutluluk getirir diyoruz ve Demet Akalın'ın yanına gidiyoruz. Demet'le Oğuz'un hareketlerine bakılırsa kavga ediyorlar gibi ama... Maşallah diyelim Demet Hanım. Bu sene en çok o ekstraya gitti galiba. Nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Valla yorgun düşüyorum. Yoruluyorum ama çalışmayı da seviyorum. Tatlı ses de Bodrum'da. Yanına gitmeyecek misiniz?
İbrahim Bey'i sahnede izlemeyecek misiniz diyoruz, küs olduklarını açıklıyor. İbrahim Bey'le kırgınız biliyorsunuz. Neden küstünüz acaba? İbrahim Bey sizi kırdı mı diyoruz, gönderme yapıyor imparatora. Hiç onun sesin gelmiyor, yaşıyor musun? Hey çocuğum. Neyse. O bana zayıf demişti kasetim ilk çıktığında. Bütün yaz her yerde çalıyorum, kim zayıf gördü. Oldu da biz bu duruma geldik. Az mı sevdik, çok mu sevdik? Umarız barışırsınız diyor ve şu tutkulu aşk mevzusunu soruyoruz. Bir evlilik danışmanı bizi en tutkulu çift seçmiş, sağ olsun. Öyle çünkü biz biraz fazla kavga ediyoruz biliyorsun. Her şey çok güzel gidiyordu, konuşuyorduk, anlaşıyorduk. Bu arada beyefendi dükkanına çağırıyor Demet'i bir şeyler ısmarlamak için. Sonra uğrası, teşekkür ederiz, yemek yedik. Diyet yarın inşallah buradayız daha. Şimdi kalktık, teşekkür ederiz. Ve geçiyoruz Demet ve Oğuz çiftinin sıcacık görüntülerine. O zaman sezon pek mayolu göremediğimiz Demet Akalın sezonu açıyor. Acıma kalbime, onu tüketmek. Kilo aldı diyenlere en güzel cevabı bu görüntülerle veriyor Akalın. Gördüğünüz gibi oldukça formda görünüyor ünlü sanatçı. Renkli bir mayo tercih eden Demet Akalın, Oğuz Bey'le de işte böyle samimi görüntüler veriyor. Açını görüp ona görüşme. Demet çiçekli bikinisiyle denize girdi. Sevgilisinin dudağına öpücük kondurdu. Rüyamda kendimi onca bahçesinde koşarken gördüm. Bodrum'dan sıcak görüntüler az sonra heyecanlı yazda. Haftanın güzeli Esmer. Bahama, ben siz öksüz mü kaldım? Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah verdi. Az sonra heyecanlı yazda. Hadi içelim aşkın şarabını, meşk edelim. Hüngür hüngür ağladı. Kahalarla güldü. Ünlü sanatçı Sibel Can neden Selami Şahin'in önünde eğildi? Az sonra heyecanlı yazda. Sırada unutulmaz aşkların ve eğlencelerin yaşandığı Çeşme plajları var. Ünlü sanatçıların da sahne aldığı Çeşme geceleri de haberimizin içinde. Hangi bahardan aldın kokunu, hangi masal anlatır seni? Denize karşı dans. Hayda. Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede. İlginç röportajlar. Yakaladıysanız don't sit'ye yakaladınız. Neredeyiz dersiniz? Tabii ki İzmir'in incisi Çeşme'deyiz. Şeytan diyor ki yanaşım,
Çeşme turumuz başlıyor. Özel plajlarda sahneye çıkan Ebru Destan ve Tarkan'ın eski vokalisti Ebru Aydın'ın şarkılarıyla coşuyor gençler. Ebru Destan sahne sonrası arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Poz veriyor uzaktan bize. Sesime de güveniyorum, fiziğime de güveniyorum. Çeşme'deki bu beachlerde güzel kızlar çekiyor dikkatimizi. İzmir'in güzel kızlarını ekrana getirmezsek olmaz. Bundan böyle peşimde dolaşıp kapatma kısmetlerimi. Geçiyoruz birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı Çeşme gecelerine. Sağlı sollu gelecekler, anladım ben durumu. Birisi fenalaşırsa gülmekten, hastane masrafları falan. Hemen şurası yanında hastane var. Hemen ya. Işın Karaca ile sohbet ediyoruz sahneden önce. Arkadaşlar espri yapıyor, sizi bikinili çektik diye. Ama sorduklarına bin pişman oluyorlar. Bikinili görüntülendiniz, neler söyleyeceksiniz? Hadi be oradan diyeceğim. İhtimal var mı? Ne demek? İhtimal var mı derken sen bunu neler diyorsun ama? Ben bir kere bugün bikini giymedim. Yakaladıysanız don sütüye yakaladınız. Kilolarıyla dalga geçiyor Işın Karaca. Hayatta o fırsatı vermem size. Gördüğünüz gibi bronz. Neden? Çünkü gidiyorum eve, Kıbrıs'a. Bahçemdeki havuzuma giriyorum. Üst gibi göbek, her şey meydanda. Şahane bir şekilde kimseye yakalanmadan hallediyorum işi. Uzaktan bakıp insanlara konuşmalar yazdım. Şöhretine şöhret katmak isteyen o kadar ünlü var ki gidin onları çekin diyerek mayolu ünlülere çatıyor. Bu kadar kendini göstermeye meraklı ablalarımız varken bikiniyle yakalanmaya. Hani beni de hakikaten hiç gerek yok. Işın Karaca'nın sahnesinden görüntümüzü alıp geçiyoruz ünlü komedyen, yazar, senarist, yönetmen, oyuncu, koçu, baba, eş ve sayamadığımız daha birçok özelliğe sahip olan Yılmaz Erdoğan'a. Özelliklerini sayarken seslendirme yapan arkadaşım bile zor anlar yaşadığı Yılmaz Erdoğan'ı herkes ayakta alkışlıyor. Saymakla bitmez onun özellikleri. Hak ettiği alkışı da alıyor zaten sahnede. Bazıları gibi zorla alkışlatmıyor kendini. Öğrencileri sahnede şov yapıyor. Buraya boş oynuyorsunuz. Bunlar ne? Adı ne senin? Hatice Yılmaz. Hatice, o sen ne demek abi Hatice? Yok ben ölmedim. Ya ben uğruyordum orada. Nereye? 69 yılı kaldı ben. Hakan Şükür ve Demet Akbağ izleyenler arasında. Destek oluyorlar Yılmaz Erdoğan'a. Sahne bitiyor, başarılı sanatçı bastonlarıyla geliyor ve biz de başlıyoruz sorularımızı sormaya. Şunun garantisini veriyor musunuz oyunda? Birisi fenalaşırsa gülmekten, hastane masrafları falan. Hemen şurası yanında hastane var. Hemen yani. Bir de ben bu ara hepsiyle samimiyim dedi hastane. Evet abi, o yüzden. Sağlıkla ilgili sorun olmadı. Her şey problem yok. Ünlü komedyen Serkan Kaya'ya da takılıyor bir ara. Mikrofonun yok, sen ona mı canın sınırlı? Ben gidiyorum arkadaşlarım. Çeşme işte böyle hareketli, komik ve güzel anlara ev sahipliği etti geçtiğimiz hafta. Hangi bahardan aldın kokunu, hangi masal anlatır seni, hangi ilk heyecanlandırır o gülüşün kadar beni. Haftanın güzeli Esmer. Haftanın güzeli gülücükler saçıyor. Ne demek güler yüzlüsünüz böyle? Öyle, Allah verdi. Az sonra heyecanlı yazda. Antalya'da hayranlarının karşısına çıkan Sibel Can sahnede önce göbek atmış, ardından gözyaşlarına boğulmuş. Hadi içelim aşkın şarabını, meşkedelim. Hüngür hüngür ağladı. Kahalarla güldü. Ünlü sanatçı Sibel Can neden Selami Şahin'in önünde eğildi? Sibel Can'ın Antalya'daki hareketli, eğlenceli ve bir o kadar da hüzünlü sahnesine gidiyoruz. Başımda da kalan,
süper Sibel Can'ın tıpkı şarkılarının da güzel olduğu gibi sahnede yine döktürüyor endamıyla. Hareketli her zamanki gibi. Bu arada eski dostu Selami Şahin'i görüyor ve sahneye davet ediyor. Selami Şahin birbirinden güzel şarkılarla coşturuyor sahnede. Seyirci Selami Şahin'i ayakta alkışlıyor. Sırada espriler var. Siz güler misiniz bilmiyoruz ama Selami Şahin'in esprilerine Sibel Can kahkahalarla gülüyor. Selami Şahin'in esprilerinin ardı arkası kesilmiyor. Sibel Hanım bu dakikalarda çok mutlu. Bu gece bize şeref verdiniz. Bu zaman süreci içerisinde inşallah sizi çok güzel zamanlar yaşatacağız. Selami Şahin şarkılarıyla devam ediyor Sibel Can'ın sahnesinde şov yapmaya ve Sibel Can hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Özledim sohbetini. Annesinin vefatından beri Sibel Can'ı böyle ağlarken görmemiştik. Selami Şahin şarkısına Sibel Can da ağlamaya devam ediyor. İzleyiciler hüzne boğuluyor.